Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi kış ortasında otururken 5 çayı için eski usul bir kek çırpayım dedim. Sevgili arkadaşlar, şimdi tabii kabım biraz küçük ama malzemelerle biraz büyüteceğim. Ekşi yoğurt vardı. Şöyle biraz da yoğurt eklemek istiyorum. Biraz da yağ alalım. Şimdi kek çırpmadan önce her zaman yaptığımız gibi tepsisini hazırlamamız gerekiyor. Ancak ben daha sonra hazırlayacağım sevgili arkadaşlar. Şimdi köpürmeye kadar hani çırpabilirim fakat buna gerek yok sevgili arkadaşlar. Şimdi isterseniz siz çırpabilirsiniz. Şöyle bakıyoruz. Şekeri erimiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, havuçlu kek yapmak istediğimizde portakal kabuğu olmazsa olmaz. Portakalın şöyle göstereyim. Evet, kabuğunu rendeledim. Ve havuç. Bu havuç biraz çok ama. Şimdi her zaman şunu söylüyorlar sevgili arkadaşlar. Evet. Havuç en son eklenir. Doğru. Fakat o zaman özleşmiyor. Yani dibine çöküyor, üstüne falan. Fakat bence ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Şimdi tel çırpma şeyimiz olmadığı için idare edeceğiz tabii ki. Ne yapıyoruz? Humuzu eğileceğiz şimdi de. Yavaş yavaş çırpacağız. Azar azar koyulaştıracağız sevgili arkadaşlar. Evet. Bu arada kabartma tozumuzu da eleyelim.
2 adet kabartma tozu kullanıyoruz. Bir adet vanilya kullanıyoruz. Aslında normalde 2 adet kullanıyoruz. Neden bir adet kullanıyoruz? Çünkü tarçın da ekleyeceğim. Şöyle biraz da tarçın. Yani bir tatlı kaşığından biraz az. Şimdi tekrar hafifçe çırpalım. Evet, tekrar bir kaşık daha muzu eleyelim. Un elenmeden kek yapılmaz. Şimdi sevgili arkadaşlar, havuç eklendiğinde en son anda da şöyle havuç serpebilirsiniz. Bol havuçlu da yapabilirsiniz fakat ben onu salata yapacağım. Şöyle biraz daha sonradan ekleyelim. Eğer havucu önceden eklerseniz rengi de kırmızı oluyor. Şu da sevgili arkadaşlar, dolapta bulunan ceviz. Yani yazdan dolaba konulan ceviz. Cevizi dövmüyorum. Şöyle bir avuç kadar. Evet. Şöyle kıracağım. Birazcık da şöyle karıştıralım. Böyle bir keke kesinlikle kakao eklenmez sevgili arkadaşlar. Çikolata eklenebilir. Evet. Şimdi şöyle alalım kenara ve tepsimizi getirelim sevgili arkadaşlar. Şimdi tepsiyi de bağladık. Tepsi gerçekten çok önemli. Basit ama ne yapılması gerektiğini, yani böyle margarinsel yağlarla yağlanmasına gerek yok. Evet. Şimdi şöyle unumuzu hafif alalım. Artık bu yapışmaz sevgili arkadaşlar. Evet. Onun böyle olduğuna bakmayın. Zaten pişerken yağın içinde de kızarıyor helva gibi sevgili arkadaşlar. Çiğ falan kalmıyor. Buna da
Çok fazla. Mesela şöyle yapacağız sevgili arkadaşlar. Bakınız. Birazını koyduk. Birazını. Böyle. Bu tabii çok şey olacak. Yüksek olacak. Küçük tepsi olduğu için. Bakınız dikkat edersen hepsini devirmedim. Köşeleri. Hiç. Görüyorsunuz kendi kendine yayıldı. Kıvamında ne koyu, yani çok koyu olursa ekmek gibi olur. Ne de cıvık. Şimdi şöyle parmağımla da sıyırmak istiyorum. Zaten hepimiz sıyırma aparatım yanımda olmadığı için şöyle canımız biraz kek istedi sevgili arkadaşlar. Evet. Şekeri bir bardağa yakın koydum. Aslında daha azaltıp daha çoğaltabilirsiniz. Fakat havuç şekerli bir gıda olduğu için o da biraz şeker katacak. İşte kekimiz. Cevizi sadece içine değil sevgili arkadaşlar. Şöyle üzerine de çok hafif kıyarsak fazla değil. Hafif mis gibi kokar. Yani içindeki ceviz tabii ıslandığı için çok lezzetli olmuyor. Hiçbir zaman kekin içine ceviz koymayı sevmiyorum. Fakat havuçlu kek ya da elmalı, aynı şekilde elmayı da rendeleyip yapabilirsiniz. Fakat elmayı biraz tavada ya da fırında çektirirseniz çok daha güzel oluyor. Evet, işte şöyle göstereyim. Görüyorsunuz havuçlu kekimizi yaptık. Yeğene afiyet olsun. Hoşçakalınız.